Merhaba sevgili çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hayat bilgisi evimizde hayat ünitesinin genel tekrar soruları var. Kısa bir videoyla bunları sizlerle paylaşmak istedik. Hemen testlerimizi, sorularımızı çözmeye başlayalım. Ama sizden bir ricamız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın ki bundan sonraki tüm soruları sizlere paylaşabilelim. 1. Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan ihtiyaçlara temel ihtiyaç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaç değildir? Ev, yiyecek, tiyatro, giyecek. Evet, hangisi zorunlu değil burada? Ev zorunlu, yiyecek zorunlu, giyecek zorunlu ama tiyatro zorunlu değildir. Temel ihtiyaçlarımız zorunlu olan şeylerdir çocuklar, unutmayınız. Eğlenmemizi, mutlu olmamızı sağlayan ihtiyaçlarımıza sosyal ihtiyaç denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bir ihtiyaçtır? Yani hangisi bizi eğlendirir, mutlu eder? Su, müzik, ilaç, eğitim. Tabii ki müzik dinleyerek eğlenebiliriz değil mi? Bu bir sosyal etkinlik ve ihtiyaçtır. 3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Aldığımız ürün, makine türü ise garanti belgesi ve kullanma kılavuzu olmasına dikkat etmeliyiz. Bu doğru. Artı koyuyoruz. Temizlik ve gıda ürünlerinde son kullanma tarihine dikkat etmeliyiz. Doğru. Aldığımız ürünün kaliteli ve bütçemize uygun olmasına dikkat etmeliyiz. Bu da doğru. İlk gördüğümüz yerde ürün alarak vakit kaybetmemeliyiz. Hayır. Ürünlere farklı yerlerden bakıp karşılaştırabiliriz. Fiyat ve kaliteli olarak ondan sonra alırız. Yani D yanlış. 4. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırması gibi olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da vardır. Hangisi teknolojinin olumsuz tarafıdır? Hemen bakalım. Ev işlerine daha az vakit ayırarak sevdiklerimize zaman ayırırız. Bu olumlu tarafıdır. Elektrik, su gibi kaynaklardan tasarruf edebiliriz teknolojinin. Evet, doğru. Mesela çamaşır ya da bulaşık makinesine çamaşırlar ve bulaşıkları koyarak daha az su harcayabiliriz mesela. İnternette istediğimiz kadar insanla tanışırız. Bu bir kalsın bir kenarda. İnternetten kitaplar dolusu bilgiyi çok kısa sürede bulabiliriz. Evet, bu da doğru. C seçeneği, internette istediğimiz kadar insanla tanışabiliriz. Evet, internette istediğimiz kadar insanla tanışabiliriz. Ama bu bir insani yönümüzü yok eder. Çok fazla zaman ve enerji kaybına neden olur. Onun için C seçeneği yanlış. İnternette cep telefonu, bilgisayar ya da tabletlerde fazla zaman kaybetmek bir enerji kaybıdır ve bir israftır arkadaşlar. Geçiyoruz 5'e. Aile içinde herkesin belirli görev ve sorumlulukları vardır. Herkes üstüne düşen görevi yaparak ve birbirine yardım ederek aile bağlarını kuvvetlendirebilir ve daha mutlu bir yaşam sürebilir. Hangisi ailedeki sorumluluklarımızdan birisi olamaz? Sabah kahvaltıya kalktığımızda yatağımızı toplamak, evet. Fırında yemek yapmak, evet. Toz almak, evet. Ödevlerimizi ve çalışmalarımızı yapmak. Bu ailedeki görevimiz değil, bizim görev ve sorumluluğumuzdur. Doğru cevap D. Hangisinde tasarruf edemeyiz? Bakalım. Su, yakacak, ilaç, elektrik. Suda tasarruf edilebilir. Yakacakta tasarruf edilebilir. Elektrikte tasarruf edilebilir. Ama ilaç zorunluysa tasarruf edilemez. Zaten ihtiyaç yoksa kullanmaya da gerek yok. Doğru cevap C. Kroki ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Kroki bir yerin yandan görünüşüdür. Hayır arkadaşlar, bir yerin yandan değil, üstten görünüşüdür kroki. Direkt A seçeneği yanlış, diğer 3 seçenek ise doğrudur. 8. Kaynaklarla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. Kaynaklar sınırsızdır. İhtiyaçlarımızdan fazlasını kullanabiliriz. Bu yanlış. Ekmekler bayatlayınca bir daha kullanılmaz, atılmalıdır. Bu da yanlış. Temiz olmak ve çamaşır ve bulaşık makinesi tam dolmadan çalıştırılabilir. Bu da yanlış. Bozuk olan muslukları tamir ederek su tasarrufu yapabiliriz. Bu doğru. O halde soru kökümüz yanlış arkadaşlar. Ne diyor? Kaynaklarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Hayır, bu yanlıştır olmayacak o halde. Doğrudur olacak. Evet. Kaynaklarla ilgili hangisi doğrudur şeklinde soruyu değiştirirsek cevabı da buluruz. Doğru cevap hangisi doğruydu arkadaşlar? D doğruydu. İlk üçü yanlıştı. Evet, burada testimiz bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz yeni testler, yeni çalışma kağıtlarının çözümleriyle karşınızda olacağız. Hoşça kalın, bizimle kalın sevgili çocuklar.